Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, kanala da abone olmak ücretsizdir. Yine size çok güzel ama çok kolay bir model hazırladım arkadaşlar. Şöyle modelimi göstereyim bakın. Çimeni çok kolaylaştırdım ve üzerine de bu şekilde pipiriklerden oluşan bir model hazırladım. Bu model arkadaşlar şöyle örümcekli, kenarı sık iğneli trabzanların üzerindeydi. Fakat örümcekler sağdan ve soldan çok gerdirme olmuş. Şöyle dedim ki bu güzel tatlı modeli bu şekilde sadece böyle ilmekleri üçgen trabzanların üzerine oturtarak yapayım ve kolay bir model haline getireyim sizler için. Evet, şöyle çok hoş ve kolay bir çimeniyle çok güzel bir model hazırladım size. Şöyle yemenimin tonlamasından dolayı yemeni toplayıp bir de şöyle ışıkta göstermek istiyorum. Şöyle ilk önce tabii çimenini göstereyim. Bakın şöyle iki tane de trabzanın üzerine örümcekten yuva yapıp 7 tane yeşil ilmeği bu şekilde hazırlıyorum. Üzeri de örümcekli yuvalar ve kirpiklerden oluşan çok güzel ve kolay bir model oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Gerçekten zarif böyle tül gibi dediğimiz modellerden bir tanesi. Özellikle yapılışı kolay olduğu için güzelliği de çok hoş olduğu için yapmanızı tercih edeceğim modellerden bir tanesi. Şöyle bir de tülbentime de koyup size alttan şöyle koyu zemin yaparak da göstereyim. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet, ilk önce şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın, arka tarafı unutup ilk başlar gibi başlıyoruz. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitleyip iki tane zincir çekiyorum üzerine. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle iki, şöyle iki. 4 zincir çekiyorum ve trabzanımın arasına girip kapattım. Yine 2 zincirimi çekip hemen yanındaki tığ battıya kapattım. Bakın bu şekilde 7 tane tığ battı arası mesafesi veriyoruz. Bu şekilde ortada 5 tane kalacak. Şu bakın tutturma işlemlerine gidiyor birer tanesi kenarlarından. 7 tane yapıp 5 tane kalmasını sağlıyoruz. Evet, şimdi çiçeğimiz için şöyle dal kısmını, kök kısmını yapıyoruz. 2 zincirimi çektim. Aynı şekilde tığ battıya girip 2 2 aldım. 2 zincir hemen yandakine sabitliyorum. 2 zincir. Bir defa tığı doladım, yuvaya giriyorum. Şöyle 2, şöyle. Temeli bu şekilde atıyoruz ve bir tane zincir çektim yapmış olduğumuz trabzanın üzerine şöyle bir örümcek yapıyorum. Örümcek de içerisine 7 tane bu şekilde ilmek almayı sağlayacak. Örümceğimi boş olan trabzanımın tepe noktasına sabitliyorum. Şöyle bir zincirle dönüşümü yaptım. Örümcek arkadaşlar şöyle ikisini birbirine gerdirmeden bol olacak ara mesafesi. Bu şekilde bir örümcek olursa güzel bir yuva hazırlamış oluruz. Evet, şöyle biraz hatta büyük bile olabilir. Bir zinciri çekiyorum sık iğneyle kapattıktan sonra bu cam sil hortumunu bulamadım arkadaşlar. Aynı ebatta olan böyle bu şekilde bir tane serum bu. Serumların ucundaki.
Örümceğin içine giriyorum. Bakın şu iki teli, tek teli aşağıda kalacak şekilde. Şöyle buraya 7 tane bu şekilde dibinde 2 zincir çekerek ilmek toplayacağım. Bu iki örümceğimin arasına giriyorum. Şöyle 3, 4. Şöyle bakın tek tel aşağıda. Üstteki iki telini yuva edindim. 7 tane bu şekilde ilmek topluyorum. Yuvadan girip 2 zincir. Şöyle bakın 5 oldu. Yuvadan giriyorum. Dibinde 2 zincir. 6. Şöyle. Yuvadan girdim. Dibinde 2 zincir. Ve bu şekilde sabitledim. Şimdi bakın. Şöyle ben ilmekli oyalardan sonra tığımın başını dolayıp sonra sık iğneme için ilmek alıyorum. Bu şekil çok güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle yapışık duruyor. Ve sık iğne yaptıktan sonra trabzanın arasına girip şöyle bakın ilmeklerde olduğu gibi oraya da bir sık iğne yapıp 2 tane zincir çekiyorum. Ve buraya boş olan tığ mattıya kapattım. Şöyle göstereyim bakın. Örümcekten yuva hazırlayıp üzerine 7 tane ilmeği doladık. Bu şekilde hazırladık. Şimdi ara suyu için demin gösterdiğim 1, 2 üçgen trabzandan, üçgen kirpikli trabzandan şöyle 7 tane yapacağız. Bakın 1, 2, 3 ve 4. Kapatıyorum. Kirpik oluşturdum. 2 zincir. Boş olana kapatıyoruz. 1, 2 zincir. Bir defa dolayıp şöyle 2 ve 2. 4 zincir. Hemen trabzanımın arasına kapatıyorum. 2 zincir yanındaki boş olan tığ battıya kapattım. Bu da 2. 2 zincir bir defa tığı doladım. Hemen yanındaki tığ battıya 2 2 alarak bir trabzan yaptım. 4 zincir. Şöyle 2 zincir kapatıyorum yanındaki boş tığ battı. Evet, 3 tane yaptım. Ara suyu bu şekilde 7 tane olacak. Şöyle hemen biraz yumuşak olduğu için serum cam sil hortumu gibi değil. Şöyle kıvıra kıvıra iyice de kalıpladığımız için bu şekilde çıkarıyoruz arkadaşlar. Biraz fazla kalıplamışız. Evet. Fazla kalıplayınca da bu şekilde bakın hiç bozulmadan çıkıyor. Şöyle göstereyim. Şimdi bunları biz dal olarak kullanacağız. Bu örümcekli kirpikleri hazırlayacağız. Çimenimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Siz bunu dört kenar yapacaksınız. Ben şimdi dediğim gibi modelimizin anlatımına geçeceğim. Modelimi ters tarafına çeviriyorum. Dört zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi bir tane zincir çekip ilk telinden giriyorum. Şöyle arkadaşlar ezan okunuyordu. Örümcek yuvalarını yaparken tekrar söktüm ilk baştan başlayalım diye. Evet, şimdi buraya 7 tane ilmeğimizi 6 tane bu şekilde örümcek yapacağız. Şu ipimizi uzattığımız boyut bizim örümceğimizin büyüklüğünü belirliyor. Ne kadar uzunlukta örümcek istiyorsak ipi o kadar uzatacağız. Kolay yapmak için örümceğin taktiği bu arkadaşlar. Şimdi ipimi uzattığım boyut yuvasının büyüklüğünü belirliyor. Şöyle tek telinden de girip kapatıyorum. Bu boyutta 6 tane örümcek yapacağız. Şöyle telinin arasından girip sabitledim. İpimi uzattım. Örümceğimin telinden
da ilmeğimin içerisine. İpimi uzatıp bu benim örümceğimin büyüklüğünü belirliyor. Şöyle. Bu şekilde. Altı tane ilmeği örümcek yuvalarıyla doldurduk. Bir zinciri çekip yine ilk başta olduğu gibi bu dört zincirli yuvaya sabitliyorum. Şöyle. Ve düz yüzüne döndüm. Evet. 6 tane bu şekilde örümcek yuvası oluştu. Şimdi üzerinin kirpiklerini gidince kalıp gibi olacak bu yuvalar. Bakın arkadaşlar. Sık iğne ile ilk yuvaya girdim. 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi kapattım. Bu şekilde. Bu bir. Hemen yanına bir sık iğne. 4 zincir. Tüm kirpikleri bir sık iğne 4 zincir olarak dolduracağız. Yanına girdim. Şöyle. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Örümceği arasına yuvayı dindim. Şöyle göstereyim. Bakın tek teli altta. Biz üstteki iki telinin içine bu şekilde kirpikler hazırlıyoruz. Evet. Son bir sık iğnemi de yaptım. Yine sık iğne ile ikinciye geçiyorum. Çok kolay ama görünüşü çok güzel olan bir model. 4 zincirimi yine çektim. Kapatıyorum. Şöyle yanına bir sık iğne. 4 zincir. Şöyle kirpiğimi oluşturup yanına bir sık iğne yaptım. Bu örümcekli yuvalar tül gibi durduruyor arkadaşlar. Zarifliği veren de bu örümcekli yuvalar. Onun püf noktasını da anlattım. Hepsinin aynı seviyede nasıl olur? İlmekleri aynı hizada çekerek. İlmeğimiz çektiğiniz ipin boyutu örümceğimizin büyüklüğünü belirliyor. 4 zincir. Şöyle biraz hızlanabiliriz. Anlaşıldı sanırsam. Yine 4 zincir. Şöyle kirpiğimi yapıp yanına bir sık iğne, 4 zincir. 4 zinciri kapatıp yanına şöyle bir sık iğne yapıyorum yuvaya. Bismillah. Evet. Yuvaya girdim. Bir sık iğne ile geçiş yaptım. 4 zincir. Yuvaya kapattım. Kirpik oluşturdum. Yanına bir sık. 1, 2, 3 ve 4. Yanına bir sık iğne. 4 zincir. Yanına hemen bir sık iğne. Evet. Yine bir yuvayı da aynı şekilde doldurup diğer yuvaya geçişimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar bakın şöyle göstereyim zarifliğini görün. Evet sık iğnemizi yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir. 1 sık iğne. 1, 2, 3 ve 4. 1 sık iğne. 4 zincir. Hemen dibine bir sık. Geçişimizi yine sık iğne ile yapıp şöyle 4 zincir. Kirpiğimi oluşturdum. Yanına bir sık iğne. 1,
2, 3, 4 zincir. Bir sık iğne, 4 zincir. Şöyle dibine yine bir sık iğne yapıyorum. Ve şöyle yine bir zincirle bu 4 zincirli kirpiğin içine girip kapatıyorum. Sökülmemesi için de yine bir zincir dibine çekiyorum. Şöyle ipimi koparıyorum. Bakın gerçekten çok hoş. Kalıp gibi durdu. Hemen bu iplerimi yakıp temizleyip geliyorum. Evet, modelimizi tamamladık. Şöyle hafif de üzerine ütü sürdüm arkadaşlar. Ekranda güzel böyle kalıp gibi görüntü olsun diye hoş ve zarif. Şöyle gerçekten örümceklerini ekran karşısında bakın bu daha küçük olmuş. Biraz büyük olmuş. O yüzden ütüleyince daha böyle zarif duruyor. Böyle size tül gibi çok hoş ve güzel bir model hazırladım. Kolay, hem kolay hem zarif hem de gerçekten tül gibi bir model oldu. Şöyle yakın plan tutayım. Bakın. Yapılası modellerden, hoş modellerden oldu. Sizler de arkadaşlar emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.